Yanımda Türkiye birincisi, Gemliğin değerlerinden birisi Sayın Avni Yeğen var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim bize bu fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Böyle değerli şiirlerinizle hem fuarı hem de Gemliği onurlandırdığınız için. Neler söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle burada olmak çok güzel. Konu Gemlik olunca, şiir olunca, kültür olunca hemen bir anekdot açacağım ben burada. Altın Kalemler şiir yarışmasında benim Atatürk temalı bir şiirim Türkiye birinciliği kazandı. Bu yarışmayı açan, organize eden şair, gazetesi yazar Hasan Askıran beyefendi var. Öncelikle buradan onun kendisine ziyadesiyle teşekkür etmek istiyorum. Biz de kendisini saygıyla anıyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok uzun yıllardır Gemlik'teyiz. Şiirlerimizde, kitaplarımızda da Gemlik'le ilgili temalar var, anlatıyoruz. Eğer bir şiirde deniz varsa bilin ki Gemlik'te, Gemlik kenarında herhangi bir yerinde yazılmıştır. Ya da balıkçı ya da kayık teması geçiyorsa bu kesinlikle Gemlik'te. Ki özellikle zeytin, işte yeşil ve siyah zeytinin aynı ağaçtan olduğu biz Gemlik'te öğrendik. Neden? Gemlik zeytinin başkenti. Biz de bunu kitaplarımızda, konuştuğumuz yerlerde ziyadesini anlatmaya çalışıyoruz. Bu arada Yelda Hanım kardeşim size davetinize teşekkür ederim. Siz de Gemlik'in kültür elçisisiniz ki kültür emekçisi diyeceğim ben daha ziyade böyle. Çok naziksiniz. Daha böyle. Onun için ayrıca da teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Efendim bir de kitabınızdan bahsederseniz izleyenlerimize. Çok uzun yıllar şiir yazıyorum. Kitabım yazmış olduğum ilk kitap. İnsanın böyle evladı gibi değil de yani bir emek sonuca varınca ziyadesiyle insanları mutlu ediyor. Bir de yani edebiyat dünyasına bir katkımız olabilir mi? Denize bir damla misali çıktık bir yola. İşte Yunus ya da Nazım olmak değil derdimiz ama denize tuzumuz olsun istiyoruz biz de. Evet. İsmini de hemen alalım isterseniz. Kitabımın ismi Yüreğine Sığındım. Ben bu kitabımda liseden de sınıf arkadaşım olan eşim Hülya Yayın hanımefendiye Yüreğine Sığındım. Ona hitaben bir kitaptı. Şiirin ilk, kitabımın ilk şiiri de kendisine armağandı. Kitap eşimin desem yeri herhalde. Yalnız olmayacak. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bol okurlu, bol kitaplarınız olsun ben inşallah. Ben teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun Yelda Hanım. Çok keyifle, onurla ve gururla takip ediyoruz seni. Çok teşekkür kolaylıklar ederim. Kolaylıklar diliyorum. Çok sağ olun. Evet.